Her şeyi anladım da Cihan Sancaktar'ı buraya çağırmak mantıklı bir hareket miydi? Kendi fikriydi. Sevmedim fikri. Ya işte o böyle aileden gibi görünmemizi istiyor. Onun için yırtıyor kendini falan. Kötü niyetli değil. Biraz fazla yırtıyor kendini. Anlamadım yani, anlamsız. Gereksiz. Ya onu bunu bıraktın. Odaya kilitledi kendini. Yüzüme bakmıyor. Ulan hem vuruldum hem karım benden razı değil. Ve haklı. Sen de mi başlayacaksın? Hı? Soner, örnek teşkil eden bir hayatım var artık. Bunu biliyorum. Allah aşkına ya. Ya yaşam koçu gibi konuşma Hakkın ya. Söyleyeceksen Türkçe söyle kardeşim. Kardeşim, evleneceğim evleneceğim diyen sen değil miydin? Evet ben. Evlendin mi peki? Tamam. Evlendin. Evlendim. Naz ne düşünüyor? Bunu tahmin etmek bu kadar güç mü? Ne hissetmek istiyor, ne düşünmek istiyor bu kadar güç mü? Bu kız ömrü boyunca huzurlu, mutlu bir şekilde yaşayacak lan seninle beraber. Tamam, bunu istiyor oğlum. Tamam lan, ben de diyorum ki Naz için ölürüm diyorum zaten. Lan ölmeyeceksin, yaşayacaksın işte. Artık başka bir insan evladına dönüşeceksin, evrileceksin Soner. Olmaz bu şekilde. En azından ya deneyeceksin ya da kaybedeceksin. Ne yapayım? İki kız evladı diye düşünüp böyle rüyalara mı yatayım? Ne alakası var? Ne güzel rüyalardı lan onlar. Kıymet biçilmez. Yıllardır rüya görmeye korkuyorum oğlum. Senin en azından bir şansın var. Git kaderini kendin yaz. Tamam. Ne yapayım? Sabah akşam beyaz yakalı gibi çalışayım mı? Ne yapayım? Ben eğitimsiz adamım oğlum. Sokakta yetiştim ben. Alaylıyım yani, anladın mı? Abim dediğine bak, ben gitsem iki günde deliririm orada. Var var. Senin için bir yolum var. Ama bana biraz müsaade etmen lazım, arkamda durman lazım. İkimiz için de bir yolum var. Beraber gireceğimiz bir yol. Tamam mı? Her şey yoluna girecek. Kolay gelsin. El mi değiştiriyor restoran? Doğrudur. El değiştirdi mekan. Artık biz işleteceğiz orayı. Kök salacağız inşallah.